Antalya'mızın tek televizyonu Kanal V'den ekranları başında bizi izleyen hanımefendi, beyefendileri ve kıymetli çocuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hukuk Hayattır programında 2 haftalık bir zorunlu ara vermek durumunda kaldık. Yine sizlerle ekran başında buluştuk. Efendim bugün 2004 tarihinde kabul edilmiş olan 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının hakkındaki kanunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum, meslektaşım var. Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Avukat Alper Köloğlu. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Kıymetli vakitlerinizi ayırdınız. Efendim ceza deyince böyle insanlarda bir korku oluyor. Ceza kanununda ceza nedir? Yani neden ceza vardır? Hemen böyle ilk soruyla başlayayım. Çünkü WhatsApp ihbar hattımızda sosyal medya aracılığıyla çok fazla sorular var. Ben hemen direkt vakit kaybetmemek adına konuya girmek istiyorum. Ceza nedir efendim? Efendim öncelikle tüm izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Ceza sizin de bahsettiğiniz üzere zaten korkutma amacıyla yapılan, korkutma kastıyla ortaya konulmuş yaptırımlar zinciri. Çok basit tabiriyle bir insanın kötü eyleminin yaptırıma büründürülmüş hali. Bir kişi kötü bir şey yaptıysa bunun sonuçlarına katlanacak. Olayımız bundan ibaret. Ceza yargılamasının amacına gelince, ceza yargılaması somut gerçeği ortaya çıkarmak için kurulmuş bir zincir. Evet. Somut gerçeği bulmakla mükellefiz. Bunu hiçbir şekilde kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduktan sonra da ceza bölümüne geçiyoruz. Şimdi eğer şey yaparsanız doktrinde de bu konuyla ilgili birkaç evet. konu var. Onları da size bildirmek isterim. Hocalar bu konuyla ilgili olarak zaman zaman değişik görüşler ortaya koymuşlar. Genel kanı suç failine uygulanan yaptırım. Bunun çeşitleri olabilir. Amacı farklılaşabilir. Bunları da ilerleyen bölümde sizlerle paylaşalım. Yani aslında ceza toplumda bütün dünyada yani insanlığın varoluşundan itibaren özellikle Hammurabi yasalarından sonra da kendini cidden ortaya koyan örf adetle ve insanların dini değerleriyle ortaya çıkmış kanunlar bütününde toplumun yapılmamasını istediği topluma, toplumdaki şahıslara veya toplumun değerlerine yönelik bir suçun, kasıtlı veya taksirli bir suçun önlenmesi adına bir yaptırım, korkutucu bir unsur diye sizin yorumlarınızdan aldığım kanaat bu efendim. Evet, şey konusunda çok haklısınız. Toplumların hepsinde bu farklılık gösteriyor. Her toplumda farklı uygulamaların olmasının sebebi de bu zaten. Çünkü cezanın amacında toplumdaki adaleti sağlamak var. Biz öncelikle suçu belirleyeceğiz. Suçun somut bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacağız. Ve bunun sonucunda da adaleti gerçekleştireceğiz. Her toplumun vicdani rahatlamasını sağlamak adına oluşturduğumuz bir zincir aslında bu. Bu yüzden toplumlarda farklılık göstermesi çok normal. Yasa koyucu, devlet o dönemki daha önceki yıllara gidersek güçlü iktidar veya kabile önceden ilan ediyor. Şunları şunları yaparsan şunlarla karşılaşırsın evet. şeklinde. Modern ceza kanunu artık bir ceza bütünü kanunlaşmış, kitaplaşmış ve her suçun farklı farklı yaptırımları var. Evet. Bir de klasiktir ceza avukatlarına sorulan soru vardı. İşte mahkemeler karar verir. Evet. İşte 10 yıl 5 ay. Takdir indirim yapar. Sonra da soruyor ki bunun yatarı ne kadar? Aslında konuşmak istediğimiz konu tam olarak bu. Çünkü hüküm kısmında 10 yıl 6 ay gibi bir şüpheliye, faile ceza verildiği zaman cezaevinde kaç gün yatacak? Farklı ceza yöntemleri var. İşte bazı durumlarda rahatsızlık, akıl hastalığı veya belli koşullarda onları da konuşacağız. Önümdeki notlarda var. Sizlere soracağız efendim. Ceza infazının ertelenmesi. Çoksa kullanılan şu an asli ceza mahkemelerinde belli suçun belli yılın altındaki cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi durumlar söz konusu. Efendim ben şuradan başlamak istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Bir kişi ceza aldı. 10 yıl 5 ay ceza aldı. Ondan sonraki süreçleri nelerdir? Mahkemede yargılandı, kendini savundu ve yapılan değerlendirmeler ve deliller
neticesinde mahkeme gerekçeli kararını verdi. Hı hı. Sanık olarak kişiyi bekleyen hukuki yollar nelerdir? Ondan sonraki gelinen aşamayı böyle somut bir vaka üzerinden incelersek. Anladım. Şimdi öncelikle tutuksuz olduğunu kabul edelim. Tutukluluğun hükümle birlikte devam ettiği suçlarda farklı yöntemler, tutukluluğun incelenmesi evet. var. Tutuksuz bir kişi 10 yıl ceza aldığı zaman yerel mahkeme kararı verdi, artık dosyayı kapattı. Evet. Ondan sonraki vatandaş ne yapacaktır? Süreçler nelerdir? Öncelikli olarak sonradan yasamıza giren, ceza yargılamamıza giren istinaf kanunu yoluna başvuracak. Hı hı. Oradan da olumsuz bir sonuç çıkması halinde 5 yıl üzerindeki suçlarda temyiz aşaması olacak. Temyiz aşamasından sonra da kararın onanmasıyla birlikte cezanın infaz aşamasına geçilecek. Yani şöyle, ceza verildikten sonra belli süre var. Bölge İstinaf Mahkemesi dediğimiz evet, BAM diye adlandırılan kamuoyunda oraya müracaat ediyor. Hı hı. Buradaki yapılan inceleme duruşmalı oluyor mu? Duruşmalı olmasında bir sakınca yok. Mahkeme gerek görmesi halinde. Genelde uygulamada şu anda gördüğümüz kadarıyla eğer bir bozma ya da cezada bir değişikliğe gidecekse duruşma açılıp onun üzerine bir karar veriliyor. Olumsuz bir durum olması halinde olacak olan zaten dediğim üzere Yargıtay aşaması olacak. Yargıtay biraz daha eski tabiriyle genel inceleme yaparken şimdi belli kriterleri sadece inceliyor. Normal esas yönelik bir incelemesi söz konusu değil. Bunları tamamlamasıyla beraber gerçekten hukuka net bir aykırılık yoksa Yargıtay onama kararını veriyor ve bunun neticesinde ceza infaz aşamasına geçiyor. Burada yeni bir delil çıkması durumunda cezanın yargılamanın yenilenmesi talebi süreci infazı durdurmuyor. O farklı bir durum. Hı hı. Yani cezanın bu normal kanun yollarından birisi değil. Hı hı. Yeni bir delil çıkması durumunda başvurusu yapılıp yargılamanın yenilenmesi talep edilebilir. Hı hı. Tabii bu konuda infazın ertelenmesine yönelik talepler de olabilir ama doğrudan bir durdurma durumu söz konusu değil. Ve hasılı Mehmet Efendi'nin cezası onaylandı. Evet. Yargıtay aşaması, ondan önceki Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki temyiz, duruşmalı temyizi ve sonrası yargılama Yargıtay'daki yapılan inceleme mahkemenin, yerel mahkemenin doğru bir karar verdiğine karar verdi. Ondan sonraki bizim Ahmet amcamızı bekleyen durum ne? Bir müddetname süreci evet. var herhalde. Şimdi şöyle, 3 yıla kadar olan suçlarda savcılıkça kendisinin öncelikle bir davetiye gönderilecek. Hı hı. Savcılık davetiyesini gönderip sanığın artık gelip teslim olmasını talep edecek. 10 günlük bir süre verecek kendisine. Hazırlıklarını yap. Evet, gel teslim ol diyecek. Kendisi gelip teslim olduktan sonra cezanın infaz aşaması başlayacak. Evet. Ancak 3 yılın üzerindeki suçlarda doğrudan yakalama kararı söz konusu. Herhangi bir tebliğ durumu söz konusu olmayacak. Ve görüldüğü yerde yakalanarak cezanın yani infazına başlayacak. Kanun. 3 yıl ve üzeri mahkum edilmiş, suça mahkum edilmiş bir sanığa bunu haberdar etmiyor. Kaçma şüphesi, farklı yöntemleri önlemek adına ansızın yakalama emri evet. çıkartıp görüldüğü yerde alınıp hakim karşısına çıkıp yüzüne bu kanun, hüküm okunup cezaevine gidiyor. Evet, infaz aşaması başlıyor. İnfaz aşamasına başlıyor. Peki efendim, infaz aşaması başladığı zaman 10 yıllık bir ceza almış kişi evet. kaç yıl yatacak? Şimdi bu konu ne yazık ki biraz sıkıntılı bir konu. Ceza yargılamasında son dönemde bizi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokan, rahatsız eden bir konu. Sebebi de şu, biz genelde cezaların hukukçu gözüyle söylüyorum, net belli olmasını, kimin neyden ne kadar ceza alacağını, ne kadar yatacağını bilmesini Hı-hı. istiyoruz. Ancak uygulama son dönemde defalarca kez değişikliğe uğradı. Biz de artık bunları belirlemekte, söylemekte zorlanır hale geldik. Bir ceza ortaya çıktığı zaman bu cezanın, suçun işleniş tarihi bizim için önemli. KYK ile özellikle son hı hı. 671 sayılı KYK ile yapılan değişiklikle beraber önemli bir hal aldı. Çünkü denetim süresinde cezanın infazındaki oranda değişiklikler yapıldı. Hı hı. Bu husus bizim için önemli. Sonrasında tekerrür durumu var mı? İlk defa mı bir suçtan doğru giriyor? Tabii, yani, bir de suçun vasıfı mahiyeti de o burada önemli. Yani infazı etkiliyor. Hepsinde birçok değişiklik yapılmış olması bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokar hale geldi. Biz eskiden bir ceza alındığı zaman işte 2/3 infazım var, şu kadar süre sonra açığa çıkacaksın diyebilirken şimdi birçok kriteri bir anda gözden geçirmek durumunda kalıyoruz. Haliyle bir soru sorulduğu zaman inceleyeceğimiz çok fazla Hı-hı. bölüm var.
ve onun neticesinde bir cevap verebiliyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 10 yıl ceza almış birisi suçun durumuna göre, suçun tarihine göre 5 yıl yatabilir. İşte 2 yıl denetimde 3 yıl yatabilir. Bu hesaplama oranı ne? Normal spesifik suçlar dışında 10 yılda bir oranı var mı bunun? Normalde 2/3. 2/3. 2/3 yatarı var. Ancak dediğim üzere 1 Temmuz 2016'dan önceki belli suçlar hariç bırakılmak üzere 1/2 oran getirildi. Bu değişiklikler dediğim gibi bizim infaz hesaplamalarını biraz zorlaştırıyor. Yani burada kabaca gidemiyoruz. Yani bir 10 yıl üzerinden gidemiyoruz. Bir, 10 yıllık süreçle alakalı ilk aldığı ceza mı? Suçu bir trafik kazası mı? Bir örgütlü suçlar kapsamında öngörülmüş bir suç mu? Cinsel suç olabilir. Çocuğa adam veya kadına yönelik bir cinsel suç mu diye de ayırmam gerekiyor ki burada infaz rejimi farklılaşıyor. Farklılaşır kesinlikle. O zaman bu farklı suçları böyle bir üzerinden geçersek zannediyorum örgüt suçları. Hı hı. Yani bugün günümüzde yoğun olarak kamuoyunda şey yapan FETÖ, terör suçları, örgütlü suçlar kapsamındaki suçlar, kadına yönelik cinsel istismar ve kadına şiddetten kaynaklanan tecavüz olarak adlandırabiliriz. Çocuk istismarı. 102, yani Türk Ceza Kanunu'nun 102. madde ve devamı. Ve devamını ilgilendiren suçlar dışındaki şeyler infaz aynen devam ediyor. Evet. 10 yıl aldıysa 10 yılı yatıyor. Yok. 2/3'ünü yatıyor. 2/3 ama dediğim üzere şu an şeyde de öyle. Onda da bir değişiklik yok. 2/3 zaten bizim genel uygulamamız. Hı hı. Şimdi orada şöyle bir farklılık var. Karışıklık olmasın. Terör suçlarında cezanın yatma miktarı farklı. Hı hı. 3/4 yatarı var. O biraz daha farklılaşıyor. Ancak bir istismar durumu söz konusuysa 2/3 yatarı olacak. Normal bir suçsa, adi suç dediğimiz suçlardan bir tanesi ise onda 1 Temmuz 2016'dan önceki bir ceza durumu, suç işleme durumu söz konusuysa 1/2 durumu söz konusu olabilir. Dediğim üzere yani biz bile anlamakta bazı durumları zorlanıyoruz. Vatandaşın tabii bunları algılaması çok kolay değil. Biraz daha somuta inebiliriz. Efendim ekranları başındaki seyircilerimizi ben hatırlatmak istiyorum. 0242 345 45 44 nolu telefondan bize bu konuya ilişkin canlı yayına bağlanmak suretiyle sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp ihbar hattımız sosyal medya üzerinden sorularınızı bize sorabilirsiniz. Ancak WhatsApp ihbar hattımızı aramayın. Biz sadece onları mesaj marifetiyle bize göndermiş olduğunuz sorulara cevap verebiliyoruz. 0242 345 45 44 nolu telefondan canlı yayına bağlanmak suretiyle bize sorularınızı iletebilirsiniz. Değerli meslektaşım, şimdi cezaevleri de kendi alanında farklılıkları var. E tipi, L tipi, F tipi ama daha da genel bir kavram var. Kamuoyunda bizleri izleyen vatandaşlarımızın da çok yakinen hafızaları. Açık cezaevi, kapalı cezaevi var. Evet. Kapalı cezaevinin cezanın infaz edilmesinin süreçleri, metodu biraz daha ağır bildiğim kadarıyla. Bir de açık cezaevi var. Yani hangi suçlar kapsamında açık cezaevine gider? Hangi suçları belli oranda yaşadıktan sonra kapalıdan açığa gidebilir? Veya bu açık cezaevi, kapalı cezaevi bize böyle kısaca bir üzerinden geçebilir miyiz? Şimdi dediğim üzere belli aşamaları atlattık. Bir suç ortaya çıktı, yargılama süreci tamamlandı, karar kesinleşti, infaz aşamasına başladık. Bu kişiyi koyacak bir yer lazım. Bunun cezasını infaz ettirileceği bir yer lazım. Genel manada cezaevi diye tabir ettiğimiz binalar, bu için özel olarak dizayn edilmiş binalar cezaevlerini oluşturuyor. Cezaevlerinde dediğiniz üzere ana ayrım açık ve kapalı cezaevi noktasında. Kapalı cezaevinde hükümlülerin dış bağlantıları çok dar. Sadece belli günlerde aileleri görüşme noktasında devam eden dışta bir bağlantı söz konusu. Onun haricinde dışarıyla herhangi bir şekilde temasları söz konusu değil. Açık cezaevlerinde şimdi cezanın yargılaması, yani cezanın verilme amaçlarından bir tanesi insanları ıslah etmek. Biz cezayı veriyoruz. Tek derdimiz cezalandırma değil. Aynı zamanda ıslah etmeye çalışıyoruz. Yetiştirmek, eğitmek, bir daha yapmamasını sağlamak. Hepsi mümkün. Hepsi mümkün. Belli bir cezayı çektikten sonra hükümlüyü açık cezaevine alarak uzun süre içeride kalmış bir adamın toplumla uyum sağlaması zor olacağı için açık cezaevlerini alarak toplumla iletişimini sağlayarak onları çıktıklarında tekrar normal hayatlarına dönebilecek bir standarda kavuşturmaya çalışan bir sistem. Açık cezaevinin amacı da bu aslında. Ve burada belli mesleklerin edinilmesi söz konusu, toplumla olan diyaloglar, işte bildiğiniz üzere adliyede görev yapan birçok
hükümlü var. Bu konuda kendilerini yetiştiriyorlar ve toplumla diyaloglarını artırıyorlar. Açık cezaevleri bu noktada toplumla iletişimi tekrar kurdurup onları cezanın infazından sonra normal hayata hazırlayan bir yapıya sahip. Yani bu konuda şunu da ifade etmek istiyorum. Ana haber bültenlerinde çoğu zaman konu olur. İşte şu açık cezaevinde motor bölümü kurulmuştur. İşte çelik bölümü kurulmuştur. Ahşap işçiliğidir. Farklı farklı kurslar kurularak insanlara hiç olmadığı yetenekler cezaevinde de verilebiliyor. Bu çok önemli bir unsur. Pekala, kapalı cezaevinde böyle bir imkan yok. İmkan, evet. Kapalı cezaevinde yine hükmünü... işlem yapı, çok özür diliyorum. İşlem yapılabiliyor. Benzer uygulamalar var ama toplumla olan iletişim noktasında tamamen kısıtlanmış durumda. O tel örgünün, o duvarın dışına çıkması çok zor. Değil. Telefon hakları, görüşme hakları farklılık arz ediyor değil mi? Açıkta cezaevi. Kapalıdaki bir X şahsın suçu spesifik olmadığını düşünelim. Kimlerle görüşebilir? Telefon hakları nelerdir? Şimdi açık cezaevindekilerin zaten telefon görüşmelerinde herhangi bir kısıtlama yok. Normal şekilde görüşmelerini devam ettirebiliyorlar. Cep tabii, telefonu değil tabii ki. Tabii değil. Ankesörlü telefonla. Ankesörlü telefonla. Görüşmede bir engel yok. Zaten 4 ayda bir kendilerinin izin hakları söz konusu. Hı hı. Çıkıp dışarıda bir hafta işte yol durumuna bağlı olarak bu değişkenlik gösterebilir. İnsanlarla iletişimini kurmaya devam ediyorlar. Açık dediğim üzere normal hayatın sadece bir kısmını orada geçirmeye yönelik bir uygulama. Yani biraz daha kanun aslında cezalar insanlar çekerken bir taraftan aileleri çekiyor. Aileleri de çekiyor. Öyle. Atıyorum baba cezaevine girdi. İşin başında baba var. Yani burada suç ayrımı olmaksızın bir genel bir değerlendirme yaptığınız zaman bir trafik kazasında istemeyerek de olsa hata ve kusurlu davranışıyla bir kişinin ölümüne sebep oldu. Evet. Bir ciddi cezalar öngörülüyor kanunda veya farklı bir eylemden dolayı. Böylesi durumlarda açık cezaevinin koşulları aileyi de belli ölçüde ayakta tutuyor. Kesinlikle. Çünkü telefonla işini takip edebiliyor, ziyaretçi sınırlaması ve günü yok. Kapalı cezaevinde bu öngördüğü 3 kişi ve aile kan bağı olan kişiler yapılabiliyor. Biraz dışarıyla hiç bağlantısı yok. İşte adliyede gördüğümüz vatandaşlarımız da adliyeye gelip gidiyorlardır. Belli hizmetleri üreten otoparklarda, çay ocaklarında, fotokopi makinelerinde birçok insan infazının büyük bir kısmını tamamlamış, az bir kısım kala da toplumla entegre edilmiştir. Pekala, kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş koşulları, yani hangi şartları yerine getirdiği zaman mahkum, artık hükümlü açık cezaevine geçebilir efendim. Şimdi şöyle, ne yazık ki bu biraz önce bahsettiğim infazda yaşadığımız sıkıntılar açık cezaevlerle ilgili düzenlemede de var. Şöyle izah edeyim, son hatırladığım kadarıyla 2 senede sadece açık cezaevlerine çıkmayla ilgili yönetmelikte 3 defa değişikliğe gidildi. Ve bu değişiklikler ceza yargılamasını ciddi derecede sıkıntıya sokan değişiklikler oldu. Ülkede de olağanüstü koşullar oldu. Muhakkak. Yani 2016-15 Temmuz'da yaşanan süreçten sonra. Evet. Tabii bunun birçok sebebi olabilir. Ceza yargılaması çok, yani cezan infazı çok bıçak sırtı bir durum. Bir taraftan suçluyu vatandaş haline getirmeye çalışıyorsunuz ve bunun için açığa çıkma, denetimli serbestlik gibi uygulamalara gidiyorsunuz. Bir taraftan da karşı tarafı düşünüp vicdan rahatlatmak durumundasınız. Acısını soğutuyorsunuz. Kesinlikle. Sizin verdiğiniz karar bir tarafı rahatlatırken diğer tarafı sıkıntıya sokarsa bir sorun var. Şimdi bizdeki uygulamada da ne yazık ki son dönemde, şahsi kanaatim olarak söylüyorum bunu, açığa çıkma koşulları, doğrudan açığa çıkmalar söz konusu, işte 3 yılın altındaki suçlarda, belli suçlar tabii ki yine hariç olmak üzere söylüyorum, 3 yılın altındaki suçlarda doğrudan açık cezaevine gidiyor. Hükmü alıyor, doğrudan açık cezaevine gidiyor. Daha önceden 5 yılın altındaki bir durum varken açığa çıkmalarda son düzenlemeyle beraber 10 yıl hapis cezası almış olan birisi, 10 yıl yerel altında, mahkeme tarafından 9 yıl 5 ay ceza verildi. 9 yıl 5 ay ceza almış olan birisi 1 ay açıkta kalmak kaydıyla özür diliyorum kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine çıkabiliyor. Orada bir kurum kararı gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle... Olağanüstü. Düzenleme bu şekilde ama biz çok tersini görmüyoruz zaten bunun. Sebebi de şu,
Şimdi kapalı cezaevleri, bu yasa değişikliklerinin, mevzuattaki, yönetmelikteki değişikliklerin sebebi malum sebeplerden kaynaklı olarak cezaevlerindeki doluluk oranlarının ciddi derecede artmış olması. Şimdi bunlardan kaynaklı olarak kapalı cezaevlerindeki yer boşaltma sistemi açığa çıkarmalarla, denetimli serbestlerle sağlanmaya çalışıldı. Ne kadar doğru olduğunu bu kararın zaman gösterecek. Çıkanların ıslah olup olmadığını süreç içerisindeki ceza artış oranlarına ya da düşüş oranlarına göreceğiz zaten. Ama şu anki uygulama itibariyle 10 yılın altında ceza almış olan birisi bir ay, sadece bir ay kapalıda kaldıktan sonra açık cezaevine çıkma hakkına sahip oluyor. Yasal olarak böyle bir düzenleme mi? 10 yılın üzerindekilerde de bir yıl kapalıda kaldıktan sonra açığa çıkma hakkına sahip olabilir. İşte gazetelerde bazen haberlere söz konusu oluyor. Özellikle kadına yönelik şiddet, evet, veya kadının hayatının sonlandırılmasına ilişkin, kadın cinayetlerine ilişkin şu kadar ceza vardı, izin aldı. Çıktı veya çıktıktan sonra. Burada yasa koyucu veya ceza infaz rejimi bir insanın şiddet duygularını tamamen törpüleyen, bitiren, sıfırlayan bir mekanizma da değil aslında. Değil. Biraz da bu kişinin içinde bulunduğu sosyoekonomik koşulları. Biraz önce söylemek istediğim oydu. Bazı şeyler sadece mevzuatta düzenlemeyle kalmamalı. Bu düzenlemenin gayesine uygun olarak gerekli rapor, cezaevlerine yüklenen yükümlülükler devam etmeli. Ancak bizde sadece şeye bakılıyor, sürelere bakılıyor. Süreler itibariyle yeterli gördükten sonra da ne yazık ki serbest bırakmalar ve bildiğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Çok güzel bir soru gelmiş bir izleyicimizden. Yerel mahkeme hakkımda kararı verdi. Temiz hakkım ve temizde bu kararın, yerel mahkemenin vermiş olduğu söz konusu kararın bozulacağına inancım tamdı. Ancak yanlış bir yere tebligat yapılmış olmasından dolayı ceza kesinleşti ve müddetnamenin bitiminden sonra cezaevine alındı. Ben böyle soruyu biraz yuvarlayayım. Ahmet ceza almış. Evet. Bama hakkı var. Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat etme hakkı var. Oradan aksi bir karar çıksa Yargıtay'a gitme hakkı var. Kalemdeki bir arkadaşımız veya bir adres karışıklığından dolayı Ahmet'in adresi yerine ulaşamayacağı farklı bir adrese gitmiş. Evet. Muhtara gitmiş. Muhtar bu adresi tebligatı almış. Karar kesinleşmiş. İnfaz aşamasına geçmiş. Bir gün adam bir uygulamada Ahmet Bey geçerken senin infaz mı? Ya bir dakika, benim temiz hakkım vardı. Çünkü yerel mahkeme kararı verdikten sonra belli bir süre zaman dilimi açıyor kendine. Gerekçeli karar verildikten sonra yapıyor. Böylesi bu durumda şüpheli ne yapabilir? Şimdi yapılacak olan şu, öncelikle hemen temiz hakkını kullanacak ilk aşama itibariyle. Bunu öğrendiği andan itibaren. Evet, bu temiz hakkını kullanacak, eski halin iadesini talep edecek. İnfazın ertelenmesi talepli, temiz. İnfaz ertelenmesi de talep edilecek ancak öncelikli olarak yapılması gereken şu, doğrudan eski halin iadesini, sebeplerini göstererek, tebligattaki usulsüzlüğü belirterek yapacak. Temiz sebeplerini de anlatacak. Sadece şey yeterli değil çünkü eski halin iadesini talep etmiş olması yeterli. Niye temiz ettiğini de anlatmalı. Süre yönünden zaten reddolacak. Bu kararı da temiz edecek. Bu kararın temiziyle beraber uygun görülmesi halinde temiz incelemesi yapılıp ilk karardan kaynaklı olarak kendisine tebligat yapılıp temiz incelemesi normal sürecine dönecek. Ancak şu sorunu hep yaşıyoruz. Benzer bir dosyamda aynı şekilde oldu. Müvekkil haberdar olması üzerine biz işlemlere başladık. Kendisi 3 yıl kadar firar etmek durumunda kaldı. İnfaz erteletemedik. Bu yönde red kararları geldi. Yargıtay'dan da dönüşü 3 yılı bulduğu için 3 yıl kadar firar etti ve sonrasında dosyası bozuldu. 3 yılın tabii hesabını şu aşamada sormak için bekliyoruz. Evet, hukuk mahkemelerine tazminat davası açacağız. Efendim, rejiden arkadaşlar uyarıyor. Bir reklam aramız var. Reklam aramıza girmeden önce WhatsApp'tan epey sorularımız var. Ceza infazlarında kararlardaki süre ile yatar neden aynı değil? Bunu sorabilir misiniz demiş seyircimiz. Biz de sorduk efendim. Yani yerel mahkeme 10 yıl diyor. Niye bu adam 5 yıl yatıyor? Niye 3 yıl yatıyor? 4 yıl yatıyor? Bunun temel gayesi ne diyor? Aslında bir program bu sorunun cevabına ilişkin konuşulabilir. Kesinlikle öyle. Şimdi dediğim üzere cezayı niye verdiğimiz öncelikle yıllardır, yüzyıllardır, bin yıllardır belki çözülemeyen ve tüm toplumlarda farklılık arz eden bir soru aslında bu. Cezayı niye veriyoruz?
sadece cezalandırma kastıyla mı yapıyoruz? Ceza verip ıslah etmeye mi çalışıyoruz? Toplumsal barışımı sağlamaya çalışıyoruz? Bunlardan hangisini seçtiğinize göre cezanı nasıl çektireceğiniz farklı arz ediyor. Derdiniz sadece ceza vermekse, gerisine bakmıyorsanız, geleceğe yönelik olarak herhangi bir planınız yoksa 10 yıl ceza verip bu 10 yıllık cezayı infaz edebilirsiniz. Derdiniz biz cezayı verelim. Evet, karşı tarafın bir mağduriyeti var. Bunu vicdanen bir rahatlatalım. Aynı zamanda sanığı da kazıyalım, bu suçluyu da topluma kazandıralımsa bunu uygulamak zorundasınız. Bunun dediğim üzere uygulaması 10 yıl, 7,5 yıl çektirirsiniz, 5 yıl çektirirsiniz. Belli yükümlülükler koyarsınız. Bu devletin takdirindedir. Toplumun durumuna göre farklılık arz edebilir. Aslında bu farklılığın tek sebebi de bu. 5275 sayılı kanun bu algının zaman içerisinde gelişerek bir de devletlerin mesela ülkemiz açısından baktığımız zaman farklı sosyoekonomik zorluklarla yani koşullarla karşı karşıya geliyor. Bugün kanun hükmünde kararnameyle yapılan ceza infazına ilişkin değişiklik bir yerde bir zaruretten dolayı kaynaklandı. Neden? Türkiye'deki cezaevlerinin belli bir hacmi, miktarı var. Evet. Ülke olağanüstü bir koşullardan geçti ve olağanüstü soruşturmalar yapıldı hızlı bir şekilde ve ciddi hızlı adımlar atılıp kararlar verildi. Kesinlikle. Suçun vasıf ve mahiyeti terör kapsamında değerlendirildiği için ve tutukluluk katalog suçlardan olduğu için çok ciddi tutuklu yargılama başladı. O zaman farklı bir karar var. Ama bahsettiğiniz gibi o kişinin tekrar rehabilite edilmesi, cezaevlerinin aynı zamanda bir sonuçta sırf ceza mantığıyla insanlara ceza verdiğiniz zaman 10 yıl ceza ver, cezasını çeksin, kötü koşullarda çeksin, o insan 10 yıl sonra çıkacak. Evet. Nasıl çıkacak? Daha bir suçlu olarak çıkacak. Veya evet burada ben bu suçu işledim, pişmanım ve bir daha işlememeliyim, bu süreçlerde bu kazanımlarım oldu diyebilmeli adına ceza infaz kanunu önemli diyoruz. Efendim bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Hukuk Hayattır da sorularınızı ceza infaz hukukuna ilişkin konuşmaya devam edeceğiz efendim. Efendim tekrardan merhabalar, iyi akşamlar. Hukuk Hayattır da 5275 sayılı ceza infaz kanunu konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli meslektaşım Antalya Baromuz'un yönetim kurulu üyesi avukat Alper Köroğlu ile beraberiz efendim. Evet, aslında süre olarak bu konuları konuşmak için çok az ama hızlı hızlı geçmek istiyorum ben sayın sevgili konuğum. Müddetnameyi üzerinden konuştuk ama müddetname nedir? Müddetname... Bahsettiğim üzere ceza almış kişinin hürriyeti bağlayıcı ceza süresine cezaevinde kalacağı süreyi belirten bir belge savcı tarafından düzenlenip veriliyor ve bunun üzerinden kişinin ne kadar süre cezaevinde kalacağı, koşullu salıverilme tarihi hepsi bildiriliyor. Buna karşı bazen hatalar yapılabiliyor. İtiraz durumu söz konusu olabilir. İtirazla incelemekle görevli olan, daha doğrusu itiraz hükmü veren mahkemeye yapılıyor. Eğer infaz başka bir yerde gerçekleştiriliyorsa, örneğin Antalya 5 Asliye Ceza Mahkemesi kararı verdi. Antalya'da değil ancak infaz Muğla'da gerçekleştiriliyorsa, Muğla'daki asliye cezalardan bir tanesine yapılıyor. Müddetnameyi incelemekle, itirazı incelemekle görevli olan mahkeme burası. Müddetnamedeki süreyi kaçırdı. İstanbul, Antalya'da yaşayan bir kişi İstanbul'da havalimanında yurt dışından gelirken yakalandı efendim. Burada ceza nerede infaz edilecek? Şimdi müddetname bu çağrı kağıdındaki 10 günlük süreden kaçırdı, sonra herhalde. İşi vardı veya kaçıyordu veya farklı bir durumdan dolayı kaçırdı. Evet. Burada denetimli serbestlik de var. Yani aldığınız cezanın oranı ne? Şimdi denetimli serbestlik tabii çok farklı bir düzenleme. Yine aynı noktaya dönüyoruz. Suç tarihi önemli, suçun nevi önemli. Buna bağlı olarak değişir. Öncelikli olarak yakalandı. Kendisi doğrudan cezaevine gönderilecek yakalandığı yerdeki. Öncelikle SEGBİS'le muhtemelen hükmü açıklarlar yüzüne. Ve sonucunda kendisi ceza infazına başlanacak.
Bu suç 4 yılın altındaki bir suçsa, evet, adi suçlar dediğimiz o özel, spesifik, kadına yönelik cinsel istismar suçu, örgütlü suçlar kapsamı dışındaki bir suç değilse ve hayatında ilk defa bir ceza alıp cezaevindeyse, bu adamın durumu ne olur? Şimdi 1 Temmuz 2016'dan önceki suçlarla ilgili olarak 671 sayılı KHK'daki son düzenleme ile birlikte infaz 1/2'ye düşürüldü. 2 yıl infazı var, yatarı var, öyle söyleyelim. 2 yıllık infazda da şöyle bir durum söz konusu. Devlet biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden denetimli serbestlik diye bir kurum getirdi. Hı hı. Bunun amacı da yine toplumla kaynaşmayı sağlamak, bu cezanın infazının bir kısmının toplumda çektirilmesini sağlamak. Denetimli serbestlikle beraber bu 671 sayılı yasada kanun hükmündeki kararname ile birlikte denetimli serbest süresi 2 yıla çıktı. 1 Temmuz 2016'dan önceki suçlar için konuşuyorum. Hı hı. 4 yıl ceza almış olan birisinin sadece içeri bu girip... Bu suçun işleniş tarihi, hükmünün kesinleşmiş tabii. olma tarihi değil. Değil. Adam 2010 işlenmiş. Yılında suç işlemiş, 2014'te işlemiş, 2009'da işlemiş, temiz süreleri uzun sürmüş. Hı hı. Hasılı suçun ortaya konulduğu eylem evet. tarihi itibariyle 1 Temmuz 2016'dan önceki suçlarda 4 yılın altındaysa infaz kanunu diyor ki 4 yılsa ben yarısına çekeceksin. 2 yıl ve altındaki suçlar kapsamına giriyor. Evet. Bu şekilde bir kolaylaştırmamış ve denetimli serbestlik. Denetim serbestlikte de denetim serbestliğinin uygulamaya başlayabilmesi için şöyle bir sadece kriter konulmuş. İnfazın başlaması lazım. Bu ne demek? Cezaevine girilecek. Bir girilecek. Cezaevine girilecek. Kaç gün kalıyor efendim? Bu cezaevlerine göre değişiklik gösteriyor. Bence çok doğru bir uygulama değil. Eğer birisine bunu uyguluyorsanız, atıyorum Antalya'daki uygulaması 20 gün, Muğla'daki uygulaması 5 gün gibi, Mersin'de 3 güne kadar gibi oluyorsa burada bir yanlışlık var kanımca. Tabii bunda iş yoğunluğu söz konusu oluyor ama mesela yasa düzenleyici bazı durumlar, mesela açığa çıkma ile ilgili olan düzenlemesinde diyor ki 3 günü geçemez. Keşke bunda da böyle bir düzenleme yapsaydı, mağduriyetlerin önüne geçilebilmiş olsaydı. Aynen öyle. Yığılma da oluyor. Denetimli serbestlikte vatandaş, biraz önceki somut olayımızdan gidersek, 4 yılın altındaki bir suç cezaevine girdi ve 2 yılın altında olduğu için o öngörülen, uygulamada öngörülen, artık bazı yerlerde 12 hafta, bazı yerlerde 1 hafta olarak evet. öngörülen o süre içerisinde dedi ki sen çık, sana denetimli serbestlik. Denetimli serbestlikte farklı farklı yaptırımlar var. Evet. Bir de altını çizmek istiyorum. Geçenlerde ana haber bültenlerinde, sosyal medyada da çok döndü. Bir tane otobüs, toplu taşıma şoförü, 33 erimizin şehit olduğu, şehitlerimizin bir tanesinin annesine ilişkin bir bilet konusunda tartışma yaşanıyor. Kameraya düştü ve adli kontrolün, adli kontrolden farklı bir uygulama denetimli evet. serbestlik. Denetimli serbestlikte genel olarak hangi yaptırımlar öngörülüyor? Yani hükümlü diyelim artık, hükümlü belli haklardan mahkum ediliyor, evet. mahrum ediliyor. Genel olarak hangi eylemleri yapmakla mükellef ediliyor? Şimdi bu yine suçun durumuna göre, kişinin sosyal durumuna göre farklılık arz edebiliyor. Uygulamada şu anda ev hapsi değerlendirilebilir. Belli yerlere belli günlerde başvurmak imza yükümlü dediğimiz. Bu haftada 3 gün gibi. Belli mesleklerin icrasını yapmak, yapmamak olabilir. Bundan sonra işte denetim süresinde bu işleri yapmayacaksın tarzında olabilir. Bazı yerlere gitmeme söz konusu olabilir. Mesela gitmeden bahsediyor. Gitmeme olabilir. Gitmeme olabilir. Gitmeme olabilir. Buradaki o somut olayın gibi bir sürü şey durumuna göre şey yapıyor. Somut olayın ve hükümlünün durumuna göre değerlendiriliyor. Çünkü dediğim gibi gaye burada hem cezalandırma hem de topluma kazandırma. Benim en çok denetimli serbestlikte önemsediğim şey de her iki haftada bir denetimli serbestlik birimlerinin olduğu, ağır ceza mahkemelerinin yetki alanı olduğu yerlerde buna ilişkin ikametgahları olan kişileri çağrılıp seminerler veriliyor. Yani sadece sen şu haftada 3 gün cezaya git veya haftada bir gün şu okulda veya şu camiye, şu belediyenin işini yap diye uygulamalar da pratikte oluyor. Ama en önemlisi 15 günde de bir çek ediliyor. Evet. Bunlar uyulmadığı zaman da hapis cezasına dönüşüyor zaten. Evet. Şimdi çok özür dilerim, şurada bir araya gireyim. Mesela denetim serbestlik illaki hüküm aşamasında değil. Mesela uyuşturucu kullanımı ile ilgili olan durumlarda önleyici olarak da kullanılabiliyor. Yani cezalandırıcı değil, önleyici. Cezalandırmanın öncesinde de bu kullanılabiliyor. Ama şu anda infazla ilgili konuşuyoruz. İnfaz durumunda
dediğim sebeplerle konulmuş suçluyu topluma kazandırma kastıyla yapılmış bir düzenleme. Evet, ben WhatsApp ihbar hattımıza gelen soruları da size yöneltmek istiyorum. Hayırlı akşamlar. Denetimli serbestlikten kimler yararlanıyor diye bir sorumuz var. İyi yayınlar. Bunu cevaplamış olduk. Evet. Merhaba, iyi yayınlar. 2013 yılında trafik kazası yaptım. 4 ay 15 gün kapalı cezaevinde yattım. 2016 Mart ayında hakim 8 yıl ceza verdi ve 1 yıl 2 ay iyi hal indirimine yararlandım. 6 yıl 8 ay cezam var dedi. Hakim ve şu an hala temiz sürecinde. Ceza bu şekilde onanırsa, yani seyircimize 6 yıl 8 ay ceza verilmiş. Bu şekilde onanırsa kapalı ve açık cezaevinde ne kadar yatmam gerekir? Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak, yani trafik kazası. Teşekkürler, iyi yayınlar. Daha önce hiç sabıkam ve hükmüm yok diyor. Tarihi bir de alabilir miyim? Tarih 8 yıl verilmiş. Hemen tekrar bakıyorum. 6 yıl 8 ay indirimlerle birlikteki ceza. Nihayeti itibariyle. Yine biraz önce söylediğimiz gibi 1/2 infaza tabi olacak. 2 yıldan fazla olduğu için 1 yıl 4 ay gibi bir hapis durumu söz konusu. 1 ayını açıkta kaldıktan sonra... Kapalıda. Kapalıda, özür diliyorum. Kapalıda kaldıktan sonra aşağı çıkacak. Yatmış olduğu sürede düşerek bu hesaplamayı yapabiliriz. Toplamda 1 yıl 4 ay gibi bir süre görünüyor. Sonrasında zaten dediğim gibi denetimde çıkmış olacak. Yani 1 yıllık bir süreçten sonra... 1 yıllık bir süresi görünüyor. 1 ay sonra yaklaşık şey var. Açık hakkı, onun sonucunda da denetimde çıkacak. Ceza bitince seçme hakkı oluyor, infaz bitince seçilme hakkı oluyor mu? Seçilme hakkı? Çok değişik bir soru. Şimdi ceza bitince seçme hakkı oluyor, infaz bitince, infaz tamamlandıktan sonra seçilme hakkı oluyor mu? O suça göre değişir. Suça göre değişiyor. Yani suçun kapsamı, verilen ceza. Belli hakların kullanılması, yoksun bırakılmayla ilgili sanırım bir şey söylenmeye çalışılmış. Burada da durum şöyle. Belli suçlarda, mesela atıyorum zimmet suçu, rüşvet suçu gibi durumlarda infaz etmiş olsanız da belli hakları kullanmaktan zaten bu onun özel yasasından kaynaklı olarak bitiyor. Mesela bunun bir örneği bizim net olarak bildiğimiz avukatlık yasası. Siz infaz etmiş olsanız da seçme hakkınızda bir engel olmayabilir ama avukat olamazsınız. Yasa açık. Belli meslek gruplarında, mesleğinizi icrasından kaynaklanan başvuru suçlarda. Başvuru yapacağınız yere göre değişkenlik arz eder. Yani kendi özel kanunlarında da bu konuyla ilgili farklı düzenlemeler var çünkü. Suça göre değişiklik arz edecek. Suça, kişinin sosyoekonomik durumuna göre değişiklik arz ediyor. İyi akşamlar. Bir akrabam 2013 yılında suç işledi. 16-12-2014 yılında adam öldürmeye tam teşebbüsten 11.5 yıl hüküm aldım. Yaraladığı adam ölmedi. Sizce ne zaman tahliye olur? Denetimli serbestlik yasasından faydalanır mı? Bir de adam ölmediğinden dolayı aldığı ceza çok değil mi? Teşekkürler. Nurettin Altıntaş soruyor, sormuş efendim, bir akrabasıyla alakalı. Şimdi, 2013 yılında adam öldürme teşebbüsten 11 yıl 5 ay. 5 aylık bir hapis cezası var. Şimdi yine aynı şekilde adam öldürmeye teşebbüs suç tarihi itibariyle 1 Temmuz'un altında 1 Temmuz 2016'dan önce işlenmiş bir suç. İnfaz yasasından yararlanabiliyor. 1/2 hesaplamasını yapalım. Yatarı 5 yıl, yani küsuratlı olacağı için hesaplama yapma gerekiyor. 5 yıl 8 ay 17-15 gün gibi bir rakam var. 2 yıldan fazla olduğu için yani doğrudan denetim serbestinden yararlanamayacak. 3 yıl 8 ayını geçirdikten sonra ceza kurumunda denetim serbestinden yararlanabilir. Ancak ceza 10 yılın üzerinde olduğu için bu sefer 1 ay sonra çıkmayacak. Açığa çıkabilmesi için 1 yıl 1 ay, işte biraz da küsuratlı bir gün var. O kadar kapalıda kalması gerekiyor. Kaldı ki yargılama aşamasında tutuklu kaldıysa bu zaten... Tabii o zaten düşülecek. Peşin yatılmış ceza olarak düşülecektir. Evet, o düşüldükten sonra açığa çıkma süresi daha da hızlanabilir. Güncel yargılamalara ilişkin bir soru var. FETÖ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay ceza aldım. 1/2'sini yatacaksın dediler. Ne kadar yatacağım? Bunda yasal düzenlemeden kaynaklı olarak 1/2 değil. Hatta eski düzenlemeyle, şu anki mevcut düzenlemeyle 2/3 de değil. Daha ağır bir yaptırım söz konusu. 3/4 yatar var.
6 yıl 3 ayın yatarı 4 yıl 8 ay 10 gün olacak. Denetim serbestlikten doğrudan yararlanması söz konusu değil. 3 yıl 8 ay 10 gün sonra çıkması söz konusu. Açık hakları falan da biraz daha sıkıntılı. Açığa geçme, açıktan evet. yararlanma, denetimli evet. serbestlik uygulaması yok. Daha ağır. 4 daha yılın ağır. Altında suç kalıp 1 bölü 2 infaz rejimine mümkün uymuyor. Değil. Bu örgütlü evet. suçlar kapsamında FETÖ suçlaması olarak adlandırılan suçlarda 4 verilen cezayı 3'e bölüp, 4'e bölüp 3 ile çarpıyorsunuz. Evet. İnfaz rejiminden yararlanmıyor. Açığa çıkma ve denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Kavgada bıçaklandım. Hakim karşı tarafa 2 yıl ceza verdi. Ceza az olduğu için yatmaz dediler. Beni bıçaklayan hiç hapis yatmayacak mı? Bir de daha önceden ben de aynı suçtan sabıkası varmış. Zannediyorum hükmün açıklanması. Bir yaralama suçuna girmiş vatandaş. Devlet demiş ki 2 yılın altında bir ceza öngörmüş. Sen bir daha bu işi yapma. O 5 yıllık hükmün açıklanması sürecinde, denetim süresinde 2 yıl daha ceza almış. Bu adam hiç yatmayacak mı diyor. Şimdi eğer bir hükmün açıklanması, geri bırakılması denetim sürecinde aldıysa diğer hükmün de zaten açıklanması durumu söz konusu olacak. Onun cezası ayrı. Kastedilen şuysa, daha önceden cezası vardı. Şimdi tekrar bir daha önceden sabıkası vardı. Tekrar 2 yıl ceza aldı. Ve bundan dolayı yatmayacağı söyleniyorsa burada durum biraz farklı. Sebebi şu. İnfaz yasasında tekerrürlere özgü eğer uygulama yapılacaksa bu sefer yatılacak olan kısım farklı. Denetim kısmı farklı olacak. 2 yıllık bir cezada tekerrür durumu söz konusu olacaksa 1 yıl 6 ay kadar bir hapis cezası olacak. Ve bunun da 1 yıl denetime 6 ay yattıktan sonra çıkmaz söz konusu olacak. Yani hapis yatmaz durumu çok doğru değil. Çünkü o da ihbar ediliyor, o da hüküm veriliyor. Şimdi, İkisi içten birleşti. Hüküm durumu farklı. Tekerrür durumu söz konusu olsa onda bir hüküm oluşmadığı için tekerrür oluşmayacak. İki türlü yorumlamak lazım. Soruda tam o konuda bir netlik yok. Eğer daha önceden hükmün açıklanması, geri bırakılması kararı varsa o hüküm farklı olacaktır. Tekerrür durumu söz konusu olarak bir 2 yıllık yasa ceza durumu söz konusuysa farklı olacaktır infazı. Eğer o konuda net bir soru gelirse daha net cevaplayabiliriz. Şimdi ceza infaz ve ceza kanunu aslında seyircilerimize de hatırlatmak istiyorum. Spesifik. Her somut olayın kendine özgü şey var. Bir yaralama suçunun onlarca yöntemi var. Evet. İşte bir hırsızlık suçunun birden fazla kişiyle yapılması, geceleyin yapılması, konut dokunulmazlığını ihmal etmek suretiyle yapılması gibi olabilir. Arttırıcı, azaltıcı, yaralama suçunun tahrikle karşı karşıya yapılması, meşru müdafaa sınırlarında olması gibi çok spesifik yani bir soru üzerinden tüm benzer olaylara ilişkin bir cevap vermek, içtihat vermek zor oluyor. Çok kolay değil. Şimdi ilk programın başında söylediğimiz olay tamamen bununla ilgili aslında. Somut gerçeği çıkarmak zorunda ceza yargılaması. Somut gerçeğin içerisinde ne var? Eylem. Eylemin ne olduğunu belirleyeceğiz. Kimin yaptığını belirleyeceğiz. Neyle yaptığını belirleyeceğiz. Kiminle, ne zaman olmuş? Hepsini tek tek belirlemek durumundayız. Bahsettiğiniz üzere meşru müdafaa durumları söz konusu mu? Sınır aşılmış gibi. Birçok kriteri var bunun. O sebepledir ki kaldı ki bizim yasalarımız bu kadar çok değişmiş. Biz bunları gözetmek durumundayız. Yasalardaki bu değişiklikleri gözetmek durumundayız. Haliyle sorular cevaplamamız bu noktada biraz zor olabiliyor. Evet efendim, bir taraftan rejiden arkadaşlarımız bizi uyarıyorlar. Program saat sürenizi aştınız. Bir an önce programı kapadın diye. Efendim çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız, vakit ayırdınız. Çok teşekkürler. Değerli seyirciler, bu akşam Hukuk Hayattır da 5275 sayılı ceza infazına ilişkin, ceza infaz rejimlerini ve buna ilişkin denetimli serbestlik, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi belli temel konuları konuşmaya, sorularınıza cevap bulmaya çalıştık. Bize kıymetli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün Afrin Zeytin Dalı Harekatımızın 55. günü. Ben bu süreçe kadar bu Afrin Zeytin Dalı Harekatımızda 55 gün içinde ahirete intikal eden şehitlerimizi, ondan öncesinde bu milletin birlik ve beraberliği için şehit düşen tüm şehit ve şühadaları saygı ve minnetle anıyorum. İnşallah ülkemiz bu zorlu süreçte
çok daha iyi neticelerle çıkacağını umut ve dua ediyorum. İnşallah. Efendim bizi dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.